Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz. Öncelikli olarak bugün 20 Şubat Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir ayrılık dönemi geçirdik. Zaten son programımda da söylediğim gibi bir ev değişikliği yaptım. Gerçi ev değişikliği yaptım, yani bayağı bir zamanımı aldı. Yani bir tadilat, ufak tefek şeyler çıktı. Gerçi ufak tefek dediğimde benim bayağı vaktim aldı. Yani ev normal oturulu vaziyette bugün başladım desem yeridir herhalde. Çünkü halıları daha yeni bugün sermeye başladım. Tadilat vardı, boyalar, işte ufak tefek şeyler. Tabii en önemli şey bu değil tabii ki. Maalesef ara verdiğimin hemen 1-2 gün sonrası maalesef acı bir haber tabii ki, bir deprem oldu ve 10 ilimizi kapsayan şiddetli bir şekilde büyük bir deprem. Maalesef çok da sayıda arkadaşlarımız, yurttaşımız, insanlarımız öldü ve halen de enkaz altında olanlar var. Maalesef diyorum, çünkü gerçekten çok içler acısı bir durum. Yani söylenecek bir kelime bulamıyorum. Allah rahmet eylesin ölenlerin hepsine, yakınlara ve hepimize başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar dilemekten başka bir şeyimiz kalmadı. Elimizden gelen ne varsa onları yapmaya çalıştık. İnşallah iyi bir şeyler olur diyeceğim, ama ne yaparsak yapalım tabii ki bu hani bu yaraya bir merhem olur mu? İnanın zor, çok zor, çok zor. Yani televizyonları izlerken, hele o enkaz altında çıkanları seyrederken, yani gerçekten kalp dayanmıyor desem herhalde yeridir. Yani şu anda bile konuşurken bile hani aklıma geldikçe, gözümün önüne geliyor zaten şu anda konuştukça, inanın insanın tüyleri diken diken oluyor ya. Allah kimseye böyle bir acılar vermesin. Kolay değil ya. Yakınlarını bekleyenler, işte bugün bile işte 40 tane yakınını kaybedenler vardı. Allah inşallah böyle büyük bir acı göstermesin. Tabii konuşulacak çok şeyler var da siz anlamışsınızdır. Ben fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Tekrardan buluştuğumuz için mutluyum. İnşallah güzel bir programlar olur. Tabii at yarışları da kapanmıştı herhalde. Ben çünkü bütün şeyimiz bu oralara odaklandığımız için ben hiç at yarışlarına da dahi bakmadım. Yani sonradan öğrendim. Onlar da ertelemişlerdi. Zaten haklı olarak ertelemek zorundalar. Çünkü gerçekten büyük bir yaz yani. O yüzden cumartesi günü zaten yarışlar başladı. Ben de bugün en azından kendimi biraz daha hazır gördüğüm için bugün başlama gereği duydum. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Bismillah diyelim. Programımıza başlayalım arkadaşlar. Gerçi at yarışı kumar diye geçiyor. Bismillah neyle alakası diyeceksiniz de. Neyse, her şeyin hayırlısı diye başlayalım arkadaşlar. Zaten ne yaparsak yapalım besmele çekmek gerekiyor. Tabii kötü niyet olmadığı sürece. O yüzden şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen yarış programımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 13.30'u gösterirken Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla başlıyoruz. Tabii bugün tek bir program var sadece Bursa'da. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Evet, birinci altılı ganyanın ilk ayağında 9 sakının şu anda kayıtlı olmuş olduğunu görüyoruz. Şu andaki programa göre hava durumunu bilmiyorum, ama şu anda İzmir'deki hava durumunu eğer baz alırsak büyük ihtimalle Bursa'da da havanın güzel olması gerekiyor. Her ne kadar İzmir gibi olmuyor. Çünkü İzmir'de gerçekten ben neredeyse tişörtle dolaşacak pozisyona geldim gündüz. Bir havaların bir anda ısınması. Tabii bu sakıncalı bir durum. Çünkü İzmir gerçekten 4 mevsim yaşayabilen bir yer. O yüzden hava ters olabiliyor. Ben 9 nolu Prenses Tatyana ile başlayacağım. Bu liner temsilcisi Mustafa Çiçek ile yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayıp ve idman durumunda da iyi durumuyla benim biraz daha ilgimi çeken bir safkan oldu. O yüzden ben de ilk şansı 9 nolu Prenses Tatyana'ya vereceğim Mustafa Çiçek ile. 2 nolu Gakko Bey, bir power score temsilcisi Metin Hamedi ile start alacak olan safkanda bu yıla güzel bir ikincilik yaptı ve safkan her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. İdman durumunda da farklılaşan. Gerçi İstanbul pistine hazırlanan bir isim. Ama bayağı bu safkandan güveniyorlar. Çünkü bu sene bence bu safkanı Çin pisti çok güzel yarışlarını seyredeceğiz gibime geliyor. Allah ayaklarımız bastırsın tabii ki hepsinin. 2 nolu Gakko Bey'i yazacağız. 5 nolu Lord of Victory. Bir Victor Galop temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alan safkanda bu sezona 2 tane güzel ikincilikle başlayıp ve idman durumunda da oldukça iyi görüntüsüyle
Burada da bir hayli şanslı gözüküyor. 8 oğlu Patricia, bir kul oğlu temsilcisi Cem Altun'la start alacak olan Safkan da yine bu yılın gerçekten iyi start alan bir isimlerinden birisi. 3 yarışı da oldukça iyi ve akışlı. Ve bir oğlu Battle Crow ve Sidney Kendall'in temsilcisi olan Safkan da Halil Kaplan'la yine bugünün bence şanslı isimleri arasında gözüken isim. Tabi burada baya birkaç Safkan daha gözüküyor ama en azından ben bu 5 Safkan'ı biraz daha ön planda tuttuğum için en azından bu 5 Safkan'ı sığınacağım arkadaşlar. Yani 9, 2, 5, 8, 1'e. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı var ve bir tane satılık levhamız var burada. Bakalım kaç paraymış? 270 bin TL'ye ve 4 tayın yer almış olduğu koşuda 4 nolu plus ultra bu lineup temsilcisi Eray Çizik'le start alıyor. Son yarışında bir 7. geldi ama sentrik pistte elde etti bu yarışı. Kaba kumu biraz daha iyi koşabilen bir isim. İdman durumu da iyi. Kilo da oldukça uygun gözüküyor. En azından apron kilo indirmeden de faydalanan bu isim bence birinciliğe bir hayli yakın gözüküyor. Ben yanında bir safkan ilave etmek istiyorum. Bu da 3 nolu imposter olacak. Bu Paco Boy temsilcisi Mertcan Çelik'le bu yılda kazanarak gelen ve idmanlarda da iyi görüntüsüyle bence 4 nolu safkanın en sert rakip göründü. O yüzden 4-3 benim ikinci koşu için sıralama oldu. Günün üçüncü koşusunda şartlı 5 dişiler ay 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışıyla başlıyoruz ve 5 ve 7'nin ekir olduğu 7 safkan arasında start alacak olan bu yarışta 3 nolu canım çıtır. Son 3 yarışın arka arkaya 3 yarışında da ikinciliklerle elde eden bu safkan zaten koşmuş olduğu gruplara göre bakarsak burada bir hayli şanslı gözüküyor. Çünkü 3 safkana geçildi. Bence de 3'ü de çok iyi bir safkanlardı. O yüzden 3 nolu canım çıtır idman durumunda da iyi. Mesafeye de çok yatkın. En azından sevdiği mesafede start alan bu safkan. Bence kazanmaya bir hayli yakın. Benim bugünkü limanım oldu. 3 nolu canım çıtır Mustafa Çiçek'le. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ile ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 2 nolu Mandacan son yarışındaki ikinciliğini çok beğendiğim bu safkan zaten mesafeye de yatkın. Bir ara bayağı bir bocalamaya başladı. Bir 3 yarış bir sanki safkanın bir formundan düşüşler gibi gözüktü ama son ikinciliğini ben çok beğendim. En azından iyi bir grupta start aldı. Aynı şekilde 3 nolu Firecracker da bu Trivalles temsilcisi Mahmut Duran'la start alıyor. Bazen Mahsun'la da karıştırıyorum arkadaşlar bunu. Son 2 yarışında da 2 tane üçüncülüğü bence bu safkanın içinde mesafe yatkınlığıyla burada da bir hayli şanslı gözüküyor. O yüzden 2-3 biraz daha diğer rakiplerin oranla ön planda gözüküyor. O yüzden bu 2-3'e sığınıp bu ayağa geçebiliriz ama ilave etme gereği duyanlar da bence 6 nolu Warren Justin en azından bu safkanın idman durumu fena değil. 4 nolu Kadir Ağa bu safkanda Toto kötü gözüküyor ama idman durumu da çok farklı. En azından idman durumundaki işlerini buraya yansıtması halinde bayağı güzel bir sürprize imza atabilir. Bir de 9 nolu King of Solid. En azından bu safkandan da güzel bir sürpriz beklenebilir arkadaşlar. Ama öncelerimiz 2-3 daha sonra 6-4-9 olacak. Günün 5. koşusunda meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 9 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 4 nolu One Above All. Bir liner temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alan bu safkan güzel bir ikincilik yaptı. Bence bu güzel ikinciliği de oldukça tatminkar ve idman durumunda da iyi işlere sahip olan bu safkandan ben güzel bir birincilik bekliyorum. Benim de bugünkü favorim 4 nolu One Above All olacak. 5 nolu For The Ring. Bir Scarface temsilcisi Tokatçıoğlu'da start alacak olan bu safkanda yine sezonun güzel ikinciliği. Ve safkanın zaten 5 yarışı. 5'i de bence tatminkar olan bir safkan. İdmanları da iyi. Bence bu safkanı burada kesinlikle ihmal etmemek lazım. 1 nolu Solid Friend. Bir Grey Crow temsilcisi Uğur Levent'le start alacak olan bu safkanda yine peş peşe ikinciliklerinden sonra bir üçüncülük beşinciliği geldi. Tamam safkan yine bu aralar kendini iyi duruma getirdi. Bence buranın yine iddialı ve şanslı haline geldi. O yüzden bir nolu Solid Friend'i yazacağız. 6 nolu Storm Runner. Bir Mendip temsilcisi Ali Kaplan da yine idman durumunda ve iyi işleriyle de bence burada şanslı gözüküyor. Bir de 9 nolu Princess Elena. Bu Liner temsilcisi de Mertcan Çelik'le yine yarış hayatına güzel üçüncülük yapan bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. O yüzden benim 5. koşudaki sıralama 4-5-1-6-9 olacak. Günün 6. koşusuna geldiğimizde kısa vade 6-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 safkan arasında start alacak olan bu yarışta 6 nolu Hakna.
Hakim temsilcisi Özcan Yıldırım'dan yine bu sezona güzel bir birincilik ve arkasından güzel bir ikincilik idman durumunda da iyi işleriyle burada da birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim oldu. Yedinoğlu Lord of Yıldızer Redci alt temsilcisi Mustafa Çiçek de yine idman durumunda ve iyi işleriyle zaten kalite bir safkan. Bence böyle uygun rakipler arasında yine bir hayli şanslı gözüküyor. Bir de bir nolu Siempre of the White temsilcisi Tolga Yıldız da yine son güzel birinciliğiyle ve benim bugün de bu grubun üzerinde gördüğüm bir safkan. Yani 6. koşu 6-7-1 olacak. Benim için tabii ki. Günün 7. koşusunda kısa vade 6-4 yaşlı Arapların 1800 metre kum yarışına geldik. 2 ve 4'ün ekili olduğu 6 safkanın yer almış olduğu koşuda bir nolu Dündarzade Mukazber temsilcisi Tolga Yıldız da yine güzel formuyla, istikrarlı durumuyla benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 3 nolu Anka Ateşi, bu Anka temsilcisi de Mustafa Çiçek de yine iyi işleriyle ve görüntü olarak da iyi gözüken bir safkan. Bu grupta da bence iş yapabilecek kapasitede. Bir de 2 kürü avantajıyla start olacak olan 2 nolu Mahirini. Bu 2 tane Şahşehriyar ekürüsü de valla orijinal de çok güzel, bir Tuncal Hanım'ın, ötekisi de Talya'nın tayıları. Ama şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Eğer sahayı biraz nemli bulmaları halinde aşırı derece şanslı olurlar. Benim net favori olur, onu da söyleyeyim. Çünkü her iki orijin de çamur pistte daha da yatkın. Yani bu pistte de çok koşarlar ama yağmur olursa da daha etkili koşarlar. Bunu da söyleyeyim. O yüzden önceliğimiz 1-3-2 olacak. Ama bir ilave yapalım derseniz altın olur. Güzel muğlalı bence bunlara ilave edebilir. Yani bu ayak biraz daha kapatmaya doğru gider diye düşünüyorum. Ama önceliğimiz 1-3-2, daha sonra 6 ve diğer safkan olarak söyleyeyim arkadaşlar. Zaten bir at kaldı dışarıda. Onu yazıp bu ayağı kapatabiliriz. Günün 8. koşusuna geldik. Kısa vade 7 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına ve 6 safkan arasında kıyasaya bir mücadele bizi bekliyor. Ben burada 2 nolu Caramel Machito, bu Kanako temsilcisi Mustafa Çiçek'le yarış saatine güzel bir üçüncülük ve arkasından ikincilik ve arka arkaya 3 yarışında da güzel birincilik elde eden ve dereceleri de oldukça tatminkar olan bu safkandan ben bir birincilik bekliyorum. En azından böyle güzel bir seriye takmışken bunu da kazanması gayet normal olur. Ama kolay işi değil. Yani işi kolay değil, onu da söyleyeyim. Ama her şeye rağmen benim 2 nolu Caramel Machito benim bugünkü limanım oldu. Mustafa Çiçek'ti arkadaşlar. Günün son koşusunda handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik. Ve 15 safkanında yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 6 nolu Hızlı Emel'le başlayacağım. Bu Hızlı Tay temsilcisi Ali Kaplan'la en azından görüntü olarak iyi gözüküyor. Hazırlıkları da fena değil. O yüzden ben de ilk sıraya 6 nolu Hızlı Emel'i aldım. Daha sonra 8 nolu Hızlı Er. Alp Yürek temsilcisi Onur Atmacela. Yine son 2 yarışındaki 2 tane güzel üçüncülüğüyle ve idman durumunda da oldukça iyi gözüküyor. Ve bu site de mesafeye de çok yatkın gözüken bir isim. 2 nolu Bak Gör. Bu Uçan'ın temsilcisi Erhan Çizik'le yine iyi işleriyle, iyi durumuyla şanslı gözüken diğer isim. 5 nolu Ardağan, bu Farotay temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine mesafe yatkınlığıyla ve 4 nolu Gece Işığı, bu Sonar temsilcisi Mahsun Demirbaş'la yine güzel ikinciliğiyle burada da şans verdiğim bir yer isim oldu. 6-8-2-5-4 benim öncelikli olarak bu 5 safkan, ama 1-2 safkan daha yazalım derseniz 1 nolu Umberto, 12 nolu Hedefim ve 7 nolu Ören Hanım ilave edilebilecek diğer isimler. Hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.